Günaydın. Aa, gene bir yemek söylenir. Bir şey söyle. Aa, gene sofralar falan. Sürpriz mi var? Bir, iki, ben kesin ben yiyeceğim yemeği gene falan. Kızlar, hindi bulamadım, tavuk aldım. Malum sonlara doğru olunca. Bugün süper ne yapacağız? Yapmışsın. Hindi yiyemeyeceğiz mi? Tavuk yapacağız. Oo, ama kiminle? Kim biliyor? Tavukları pişir, pişirmişim. Hiç gözlemleyeceksin. Ben onu daha görmedim bile. Bir şey diyeceğim. Ben. Acaba bu kez sadece iki kişi mi? Çünkü bahçede yok, romantik ben gün. Ben için beraber evet, değil bence. Hemen tutturalım, bir şey yapabilirim. Buluşun, evet, bahçede. Sen tavuk getirdin, hindi yok galiba. Çok aldın diye sana mı sürpriz yapıldı acaba? Yok canım, biz daha sohbet edemiyoruz. Yemeğe nasıl çıkacağız? Olamaz mı? Olabilir. Ye, olamaz mı yemekte? Bence olabilir. Bence çift olmayan adaylardan. Böyle çift olma yolunda ilerleyen veya çift olacağı düşünülen. Kız, Berker dün o kadar güldü kritikte, sana mı yaptı acaba? Hayaller ve kemerler. Bu kadar istekli içeri giren bir seni gördüm. Beyler yine romantik ben bir gün var galiba. Ben çünkü evlenmeye geldim. Aha, ben de hindi aldım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Günaydın. Atlar. Evet, bugün o gün gene bak. Hayır, bak gene iyisin ha Barış. Aşk oyunu yaparsın gene bir. Kardeşim meşhurum ama meşhurum. Oyunlarda gene meşhurum. Gene mi ya kardeşim? Oo, yine zeytinyağlılar gelmiş. Beyler ben de bugün hindi yapacağım. Vallahi yemekler var. Gökhan'ın güzel yapar. Var. Aynen. Oo. Biz memleketler her gün hindi yiyoruz. Her gün. Köfte var, tabii. Pilav var. Allah Allah. Tabii masada güzel ama soframız yok. Vitaminli mi olsa? Acayip. Yani şimdi yiyince kızıyorlar. O yüzden bekleyelim. Ama konuşurken de yiyemiyoruz. Bir tane dolandırıyoruz. Yok kardeşim olamaz. Tabii. Kardeşim şu tatlı ne ya? Ben merak ettim. Hindiye çevirmiştim. Sünger tatlı. Çevirdik. Sen de şey önünde biraz daha bir şey yapmasan. Sünger tatlı. Sünger tatlı. Bana özenmiş gitmiş bıyık bırak. Hepsi kıskançlıktan. Bak dün o çıldırma videosu şeyini falan böyle kritiklerde verdi ya Seda Hanım. Hemen altta Berker'i gördüm. Berker nasıl gülüyordu, nasıl bir dalga geçiyordu, bir şeyler yapıyordu. Ama Aycan yani hangi erkeğin hoşuna gider o tavır? Dün bana tamam yapıcı konuştu. Adım var. Gülün de. Hadi dikkat edin gençler. Şey, alayım ben de öyle gideyim. Hangi masa? Fark etmez, siz burada yiyin, biz burada yiyin. Taş kağıt makas yapalım. He? Taş kağıt makas yapalım. Bu masa için yapalım, o masada ona kalın. Tamam, üç bu masa tamam. Üç kere. Bir, bir. İki, bir. İki, iki. İki. Aha, üç, iki. Yes. Bu masada biz, bu masada siz. Tamam. Yalnız var ya. Aldıralım. Oh, Öykü de gitti, Gamze de gitti. Aşklar, romantikler şu bu. Bizim adayımız... Kızlar, görüşürüz. Hoşça kal. See you. Belki sende. Ayy! Nerede Gökhan'a gideyim ben be? Ben bu tahtadan bu ismi silerim abi. Kardeşim yapma. Ya silerim. Ama niye yapıyorsun böyle şeyleri? Silerim abi. Tamam sen silersen ben de silerim. Sil abi. Ben de silerim. Adamsın sen. Senin ilişki yaşamadığın yerde ben niye ilişki yaşayayım ya? Adamsın abi. Hatta tahtayı var ya komple silerim ki hani tertemiz olsun. Anladın mı? Yok abi. Ben sana sildiririm o tahtayı aşkım. Öyle biz de böyle sileriz işte bunu, anladın mı? En romantik günde sileriz. Böyle bu gülleri ilişki... atıveririm işte. Bu ilişki burada bitti. Zaten sen de Adnan değilsin, sen kendin. Sen ne olmuş sana? Tanıştırayım Adem abi diye. Ne kadar Adem abi. Bakalım, bir şey söyleyeceğim, çok yakışmış ama. Bakayım. Çok yakışmış. Ben de. Beğendin mi? Çok beğendim. Bundan sonra böyle mi gezeyim? Evet, çok çok yakışmış. Bakın. Neden bizim adımızı buyurun siliyorsunuz evet, o tahtadan şimdi mi? Aşk yazacak mıyız? Biz bundan Adnan Kalp Onur yapacağız. Aşk tahtası yaz bari ya, ne bileyim ya da bir şey yaz. Ay çok gözüme değişik geliyor ya, başka birisi gibi olmuş. Adem abiye benzememiş mi? Güzel. Çok yakışıklı olmuş, çok beğendim ben. Allah Allah. Bak yazışa falan bakar mısın? İtalik.
Ah. Valla benim yazım daha güzeldi. Ya ama bizim yazımız. Ha, elma melma mı çizeceksin gene dedim. Yok. Elma çiziyor ya her yere. Sembolünüz elmaymış da bilmem ne. Benim ismim daha büyük olsun. Allah'ım yarabbim ya. Bir daha da silinmeyecek o tahtadaki isim. Hayır, tahta pist o yüzden. Ay çok değişik görünüyorsun gözüm abla. Afiyet olsun. Teşekkür aşkım, ederiz. Taş kağıt makas yaptık zaten, kaybetmiştik orayı. Hoş geldiniz. Kızgınlığın geçti. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Yine bir romantik günün ben daha. Evet. Kızgınlık konusunda ama. Aşkım, uzun bir zaman sonra tekrar sizi burada görmekten dolayı. Çok mutluyum. Bir şey bir kere konuştum. Bir dakika, DJ'nin sen artık beni dinledin mi? Dinlemedin ki beni hiç. Dinledin mi? Denecek bir şey bırakmadın ha ki. Burada oturmuşsun, erkek muhabbeti yapıyorsun. Yok ben şunu yaptım eski sevgilim, yok mu? Bunları niye aşkım, anlatıyorsun? Sürprizden bahsettik öyle. Berker böyle boş bulundu. Ama bak bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Sen bana bu konuda beni acımasızca eleştirip ama üç günümü benim burnumdan hayatım getirip ben sonra aynı şeyi yaparsan tutup da bana yapılan sürprizden bahsetmedim. Daha kötüsünü yaptın. Bir başka kadın için yaptığın sürprizi anlattım. Bu daha ne kötü. Ve sen bana demedin mi? Ben hayatımda ilk defa bir kadına sürpriz yapıyorum. Hayır, İlk defa bir kadına hediye sürprizi alıyorum dedin. Doğum günü sürprizi. Tamam mı? Hediye konusunda, sonra pahalı ki hediye konusunda hala hemfikirim. Bugüne kadar aldığım en değerli hediyeleri sana aldım. O da burada. Tamam. İşte. Yani bu bir daha yapmayacağın anlamına mı geliyor? Tamam. Yani sana aldım ve sana alacağım. Anladın mı? Bak, söyleme değil hayatım. Bak yaptığın şeyi söyleme. Anladın mı? O zaman hiçbir anlamı yok. Sevgilim, bunu erkek arasındaki mi sohbet muhabbet olarak yaptık. Tamam mı? Bundan önce de yapmıştım. Sana yüzük aldığım zaman da burada hangimiz kız arkadaşına daha önce ne aldı diye konuştuk. Anladın mı? Yani orada da sürpriz dedim ki, evet dedim, ben zaten sürpriz yapmayı seven adamım. Böyle böyle şöyle böyle bir sürpriz yaptım dedim. Ama yüz ifadem de böyle işte şöyle bir şey de, merdivenlerden çıktım. İşte denizin üstünde, suların ay, üstünde. Ay çok şey fark etti. Yani yüz ifade gülümseyerek anlatınca başka anlatmam mesele zaten. Anladın bak mı? Beni çıldırtma, tamam mı? Tamam, bugün çıldırmayacağım. Ben diyeceğimi dedim. Tepkiye tamam tepki mı olarak öyle bir şey yaptın hayatım. Adnan, ben geçen seferki romantik şeyimiz darma duman mahvoldu. Lütfen rica ediyorum, ağlamak istemiyorum artık. İçim şişti ağlamaktan. Güzel bir gün geçirelim. Tamam mı hayatım, lütfen. Ben haklıyım değil mi aşkım? Lütfen. Bak sinirlenmeyeceğim. Haklı haksız yapıyorsun ya bana. Neyi? Şu bıyıklarına dua etsem bugün. Sanırım bıyıklarına dua et, tamam mı? Ya çok yakışmış ya. Adnan çok yakışmış. Yine nasıl yaptım karar verdin ya böyle bir şey sen bir anda? Dün gece karar verdim. Dün gece karar verdim, sabah yaptım. Ama yakışmış. Ya. Geçen sizin evinizde sen bana hizmet etmiştin. Hatta yok, beraber gidip almıştık. Bugün ben sana hizmet edeyim. Öyle mi? Hı-hı. Allah Allah. Taşıyacak. Adnan kardeşim. Nasıl olmuş pıyıkları? Burak Özçivit'le Fahriye Evcen'e benzemişsiniz. Şunu anladım ki, dün de burada söyledim. Evet sen sinirlenmiş, bağırıp çağırmış olabilirsin. Diğer tarafta üzgün de olmuş olabilirsin ama ben burada inanılmaz mutluydum. Çünkü şunu anladım, ben seni gerçekten de tanımışım. Senin gelip sinirlendiğinde verdiğin tepkiye karşı sana nasıl davranmam gerektiğini anlamışım. Ve seni tanıyabilmek, seni tanımak bana öyle bir haz verdi ki, bana öyle bir mutluluk verdi ki, sinirlenmem bile beni mutlu etti. Anladın mı? Şu anda da bu tavrım anladım. Tamamen bu yüzden değişti. Artık tepkilerimizi mi biliyoruz yani? Bilmiyorum, sen tanıyor benimkileri musun? Biliyor musun? Biliyorum. Emin misin? Ama ben sana kızdığımda sen hala bana aynı şekilde kızıyorsun. Beni alttan alamıyorsun. Bir dahakine daha dikkatli davranacağım ama. Anladın mı? Öğreniyorum. Ama ben insanlar zamanla birbirini öğrendiğimi düşünüyorum.
Eğer gerçekten de... Eğer bak söz konusu tanımaksa evli çiftler bile 20 yıl evli kalıyorlar diyor. Yok, ki... Yok o değil. Aa ben hani, diyor tepkilere... bu adamı hiç tanımamışım diyor. O diyor ki ben bu kadını hiç tanımamışım diyor, boşanıyorlar. Mevzu tanımak değil, o bağ kurabilmek. Tepkilere alttan alabilmek Adnan, alttan alabilmek. Sen Didem, Adnan'ı bu evde kalabilmek için kullandın. Adnan aman sen Didem'i güçlü karakter diye kullandın diyemez. Evet. Çünkü biz iyisiyle kötüsüyle birbirimizi tanımıyoruz. Evet. Anladın mı? Ben şu an burada... Yok ben öyle bir eleştiri almıyorum. Sosyal medyada öyle bir şey kendimi denmiyor. Kendimi yaşlanmış gibi hissediyorum artık. Hani olgunlaşmış biz artık. Dün özellikle onu çok hissettim böyle. Kıvama geldiğimizi, kıvama gelmeye başladığımızı, artık ilişki boyutundan gerçekten de evlilik boyutuna gittiğini dün anladım. Anladım. Yesene bir şeyler. Ben yiyorum canım. Sen bana bakınca ben kilitleniyorum, bir şey yiyemiyorum. Vals vals olalı böyle. Vallahi vals. Şimdi en nihayetinde vals'tır yani. Sen önce Onur'a göster bir tane, ondan sonra Onur bana en nihayetinde vals'tır. Gel ya beraber. Dur. Hadi. Şimdi abi böyle. Evet. Güzel. Uygulama. Sağla mı başladın? Sağ ayak. Sağ, sol. Sağ, sol. Şimdi Aycan ayrıl. Selamınızı verin karşıya. Selam. Dur, önce selam. Sağ. Ne oldu hani kolaydı? Bir selam ha, yok, bir sabah yok. Ver. Yani bir insanlara bir selam ver, bir sabah ver. Deverans. Evet kanki. Yarın bir gün bir düğüne gidersek ayıp kanki olmasın. Kraliyet düğünü falan gidersek. Kanki Elizabeth düğünü falan çağırırsa. Evet. Bir, iki, üç. Üç. Sol. Sağ. Sol. Selam. Hah. Geldi. Dön. Diğer tarafa dön. Evet. Şimdi diğer tarafa. Dön. Öyle değil onu. Hayır, dön. O Aycan o tarafa. Tamam. Sağ elini tut, sağ elini. Çocuğun tamam. Sağ elini tut. Tamam. Gel, evet. Şimdi selam. Selam, reverans. Evet. Bak ben çok sinirli bir hocayım. Tamam mı? Ya kanka. Selamını Onur çok yaktın ver, selamını ama ver. Selamını ver. Şimdi sol elini tut. Sen de sağ elinle sol elini tut. Şöyle. Dön bu tarafa, dön bu tarafa. Dönün bu tarafa. Bu tarafa selam verin, bu tarafa. Bu tarafa. Heh, bu tarafa selam verin. Şimdi ters el tut, bana selam ver. Selam ver, şimdi döndür. Döndür. Çek. Yavaş, estetik dön. Dur. Bir dakika, şöyle dönecek mi etrafımda? Dön. Daha böyle küçük hareketler. Tamam, döneceğim de. Eyvah. Gel, vals görsünler, gel. Vallahi kraliyet ailesine beni rezil edeceksin. Bu tango. Onlar mı? Bu kadar. Aşkım ben de böyle biliyorum, ne yapayım yani şimdi? Bak şimdi, gel hayat. Müziği baştan rica edebilir miyiz? Gel sevgilim. Dörde herkes mi veriyoruz bunu? Biz bunu yapabiliyoruz yani, biz oradayız. Tamam, biz bunu her zaman yapıyoruz zaten. Ya geçen teyzemin kızının düğünü mü aslında biz böyle?